Merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugün yanımıza Tapur Bey'in İnsan Kaynakları Direktörü İzel Hara var. Öncelikle yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biraz kendinden bahsetmenizi isteyebilir miyim? Tabii. Aslına bakarsanız mühendis kökenliyim. Meteoroloji malzeme mühendisiyim. Ardından bir Marmara Üniversitesi'nde bir halkla ilişkiler yüksek lisansı yaptım. 14 senedir de insan kaynakları alanında çalışıyorum. Aslına bakarsanız farklı sektörler, perakende, inşaat, medya ve şu anda direkt satış tarafında Tupperware'de insan kaynaklarında çalışmaya devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. İnsan kaynakları hakkında birkaç soru sormak istiyorum size. Seve. İnsan kaynakları departmanında başarının sırrı nedir ve eksileri artı yönleri hakkında ne diyebilirsiniz? İnsan kaynaklarında gerçekten kişilerle iletişimimizin çok iyi olması gerekiyor. Böyle bir gerçek var. Diğer taraftan artı ve eksilerini konuşmak gerekirse çok zor bir iş. Çünkü insan demek problem demek. O yüzden zaman zaman problemleri anlık çözebilmeniz ve bir şekilde onların problemlerini günlük hayatın içerisinde onlara tatlı anılar olarak bırakabilmeniz gerekiyor. Burası çok zor. Ama insanların problemlerini çözdükçe, onlara ufak tefek katkılarda bulundukça kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. Burası güzel tarafı. Ama zor tarafı gerçekten meşakkatli çalışmaları var. Oldukça uzun süren, özellikle zamanla ilgili problemi olan, zamana dayalı işleri olan ve gerçekten eğer belli şeyleri, o mesleği sevmiyorsanız çok yapması kolay olmadığını düşündüğüm bir alan ama çok keyifli. Eğer insan kaynakları tarafında bir kariyer düşünüyorsanız sonuna kadar gelip bu işi denemenizi ve alıp işi götürmenizi öneriyorum. Biraz da işe alım hakkında sizden böyle tavsiye almak istiyoruz. Mesela size bir stajyer olarak geldiğimizde değer verdiğiniz şeyler nelerdir? Görmek istediğiniz. Bakıyoruz göz rengi nedir, boyu nedir. Tamam yok şaka yapıyorum tabii. Olabildiği kadarıyla kişinin ilk önce geçmişte neler yaptığını bakıyoruz. İlk önce hangi nerede staj yaptığına ya da eğer deneyimliyse nerede çalıştığına. Bunun yanı sıra yabancı dili olup olmadığına. Ayrıca eğer çalışacağı firma ile ilgili daha önceden bilgi sahibi olup olmadığına, bir araştırma yapmadığına mutlaka dikkat ediyoruz. Ama en önemlisi şu, okuldaki başarı puanınızın önüne geçen ve size daha fazla kapı açabilme ihtimali olan şeylerden bir tanesi de üniversite döneminde yaptığınız aktiviteler, kulüp çalışmaları. Bu nedenle mutlaka girip kulüplerde bir şeyler yapın, sorumluluk alın ve gittiğiniz zaman anlatacak hikayeleriniz olsun. Eğer deneyiminiz yoksa bile bu hikayeler sizi bir adım öne geçirecek arkadaşlar. Peki üniversitenin isminden daha çok içine ne kadar donanımı geçirdiğiniz daha mı önemli sizce? Kesinlikle öyle. Çünkü artık günümüzde herkesin bir üniversite diploması var ve aslında nerede ya da ne okuduğundan ziyade senin kişilik özelliklerinle yapılacak işin örtüşüp örtüşmediğine firmalar daha dikkat ediyor. O nedenle isteğinizi gösterin, mücadele edin ve mutlaka ne olursa olsun orada olmak istediğinizi karşı tarafa ispat edin arkadaşlar. Burası çok kıymetli gerçekten. Sizce gelecekte insan kaynakları nasıl şekillenecek ve insan kaynaklarının iş disiplinlerinde neler değişebilir? Valla bu zor bir soru. İleriye dönük biraz Nostradamus nasıl olur falan gibi düşündüğümüzde artık her şey internet üzerinden işlemeye devam ediyor. Her şey bilgisayar üzerinden ilerliyor. O yüzden çok yakında muhtemelen aslında başladı da birçok işe alım çalışması kamerayla vesaire yapılıyor. Bu nedenle artık internet ve dijital dünya çok hayatımızın içinde, insan kaynakları alanında da öyle olacak. Biz performans süreçlerimizi, bunun yanı sıra yetenek yönetimiyle ilgili birçok çalışmamızı biz de internet üzerinden yapıyoruz. Hatta özlük işleri, evrak vesaire süreçleri de tamamen dijital ortama aktarılmış durumda. O yüzden mutlaka dijital dünyayı çok iyi öğrenin ve internette aranız iyi olsun arkadaşlar. Bir de tabii ki biz sizin kariyer basamaklarınızı takip ediyoruz ve etkileniyoruz. İnsan kaynakları öğrencilerine, departmana çalışmak isteyenlere son olarak bir tavsiye olarak ne verebilirsiniz? Valla aslında bir tek insan kaynaklarında değil, tüm kariyerin başındaki arkadaşlara önereceğim birkaç ufak nokta var. Bir tanesi yabancı dili çok iyi konuşun. Bir tanesi gerçekten mücadele edin ve farklı olduğunuzu göstereceğiniz bir yeteneğinizi keşfedin ve o yeteneğin üzerine çok iyi çalışın. Üçüncüsü ve en önemlisi de asla vazgeçmeyin. Çünkü aslında sizi başarıya götürecek şey o azminiz, o kararlılığınız. Hani nasıl derler, her zaman söylediğim gibi bir taşı delen aslında suyun damlaları değil, o damlaların sürekliliğidir. O yüzden asla vazgeçmeyin ve hep denemeye devam edin. Sonunda başarılı olacaksınız. Çok teşekkür ederiz. Deneyimlerinizi bizimle paylaştınız ve bize ilham oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz ve bu güzel kayıt için. Görüşmek üzere.